Bülten hemen bir canlı bağlantıyla başlayalım. Zira Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu yaptı. Hemen başkente dönüyoruz. Ankara'da Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala bizlere karşılıyor. Mustafa, hoş geldin yayına. Neler aktarırsın? Evet, dün Cumhur İttifakı YSK'daydı. Önce Cumhur İttifakı'nın protokolü YSK'ya bildirildi. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için Cumhur İttifakı tarafından başvuru yapılmıştı. Bugün itibariyle de YSK'daki maraton Millet İttifakı ile sürdü. Önce Millet İttifakı 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları sabah saatlerinde YSK'ya geldi. Millet İttifakı'nın protokolü sunuldu ve bugün az önce de yine Millet İttifakı'nın genel başkan yardımcıları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuruda yaptılar. Tabii bir taraftan da bağımsız adaylar için imza maratonu tüm hızıyla devam ediyor. İl ve ilçe seçim kurullarında şu an için 11 bağımsız aday başvuru yapmıştı. 27 Mart'a kadar imza süreci il ve ilçe seçim kurullarında devam edecek. 100 bin imzayı bulan da Cumhurbaşkanlığı adaylığında yarışacak isimler arasına eklenmiş olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haricinde söylediğimiz gibi şu an için 11 isim il ve ilçe seçim kurullarında yarışıyor. 27 Mart'a kadar imza verme süreci devam edecek. 100 bin imzayı bulan Cumhurbaşkanlığı adaylığında yer bulmuş olacak. Şu an için tabii en fazla imzayı toplayan isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 10 bin bandını aştı. Yine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Muharrem İnce'yi takip ediyor. O da 10 bin bandını aşan isimler arasında. Ardından da Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in şu an 5000 bandını aşan Cumhurbaşkanlığı için başvuruda bulunan isimlerin arasında olduğunu söyleyelim. Toplamda da 11 isim şu an için imza toplamaya devam ediyorlar. Bu sabah itibariyle imza süreci başladı il ve ilçe seçim kurullarında ve 27 Mart'a kadar da devam etmiş olacak. 100 bin imzayı toplayan Cumhurbaşkanlığı adaylığını alacak. Tabii bu bağımsız adaylar için diğer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için de hem dün hem de bugün itibariyle YSK'ya adaylık başvurusu yapılmış durumda. Evet Sevgi, şu an için tüm gözler YSK'da. Nitekim 14 Mayıs'a kadar da YSK hareketliliğine devam etmiş olacak. Gözler YSK'ya çevrildi. İmza maratonu da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, teşekkür ederiz Mustafa aktardıkların için ve devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.